أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Şimdi bir Risale-i Nur'un söyledikleri var, açık. Bir de açık herkesin görmeyip de söylemek istedikleri var. Kur'an'la uygulayayım. Kur'an'ın söyledikleri var. Hepiniz burada yurtta kaldığınız için memlekete gidince çok çok şey sizden bekleyecekler, çok yani çok vazife düşüyor. Biliyorsunuz değil mi? Sizin akrabanızdan, köylünüzden, memleketten birisi hafızlıktan geldiği zaman her şeyi biliyormuş gibi onu hoca derler. Değil mi? Oysa ezberlemiş. Belki de fıkıh okumamış. Adab okumamış. Çok şey bekledikleri için o da bilmiyorum diyememiş, kafadan atmış. Veya burada gördüğü, yaşadığı şeyleri fıkıh zannedip söylemiş. Onun için size çok değer veriyorum. 2-2,5 saatlik yoldan geliyorum. Her hafta söylüyorum, değerini bilin diye. Ben size yarım saat ders yapacağım. Yani ilk önce bu ders kendinize, kafanıza inşaat düşünün. Kafanızı inşaat yapacak. Yani inşa. İnşaattan kalsın diye. İnşaattan inşa. Kalbinizi ihya. Yani aklınızı, dimağınızı inşa, bina yapacak. Binanın içinde çoluk çocuk girecek kalp. Bina, dima, akıl, kalp ise girdi. Şimdi Kur'an'da cari olan, Kur'an'da var olan bir kanun Risale-i Nur'da da caridir. Geçerlidir. Nedir? Şimdi Kur'an'ın bir söylediği var. Buna vahiy salih, açık söyledik. Şimdiye kadar kaç bin tefsir gelmiş? Bilen var mı? Kaç çeşit? 350 bin tefsir gelmiş. Çeşit biliyor musunuz? Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buna 350 bin farklı mana vermiş, tefsir etmiş. Yok. Mesela Alemlerin Rabbine hamdolsun diyor değil mi? Meal. Bu tercüme. Tefsir ise alemlerin Rabbine hamdolsun. Hangi alemler? 18 bin alem var. Meal şudur. Alemlerin içerisinde kertenkele alemini yaratana hamdolsun. Onlardan bir tane oldu. Balık, şey, odunu yaratana, çiçeği yaratana gibi. Bu indirgedi. Şimdi anlatacak konu bu değil. Risale-i Nur'da aynı kanun var. Yani Kur'an'da söylediklerine vahiy sari. Söylemek istedikleri mana mertebesine gizli olduğu için gizli olana vahiy zimmi. Yani içinde ama gizli. Mesela siz vahiy sari, gözünüz, kulağınız, tipiniz, nüfus cüzdanınız vahiy sari. Ama haletiniz ikiz dayı olsanız içiniz farklı. Buna vahiy zimmi deniliyor. Ha, onu Risale'de 37. sayfada sözlerde şöyle diyor. Büyükler size hasreten söylüyorum şu cümleyi. Zahirini, mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini siz şey yapın. Nasıldı o? Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen istihraç edebilirsin. İstihraç. Yani huruç ettirmek. O kelimeyi, o harfi sıkarak böyle sıkıyorsun ya çamaşırı su akıyor. Neveyi sıkıyorsun su akıyor. Biz kelamı sıkıyoruz mana çıkıyor. Heh, ondan okuyacağım. Yani Risale-i Nur'un vahiy sarihi değil. Yani Risale'nin açık ifadesi değil. Açık ifadesinde olan sıktığımız zaman çıkan mana. Geçmiş yok olsaydı. Geçmişimizde kaç yaşındayız? Sen kaç yaşındasın? 14. Sen? 14. Sen? 13. 13. Sen? 13. 13 seneniz nerede?
Ha, geleceğiniz de orada. Şimdi üç zaman var ya bak. Sizin bileceğiniz üç zaman. Gelecek. Şimdi. Geçmiş. Tamam. Bunu anlamayacak bir şey yok değil mi? Bak gelecek. Şimdi. Geçmiş. Yaşadığımız geçiş, geçmiş oluyor mu? Tamam mı? Eğer yaşadığımız geçmiş olursa ister istemez geleceğimiz oluyor. Yani bu çekilmeden bu gelmiyor. Değirmen gibi. Bu çıkacak ki bu gelsin. Otobüs tam dolu hırcayenç. Eğer iki kişi almak için arka kapıdan iki kişi inmesi lazım. Tamam. Bak gelecek. Anlıyor musun? Adın neydi senin abin? Ömer. Uveys mi? Ömer. Bu geleceğimiz. Bu şimdiki zaman. Bu da geçmiş. Tamam mı? Bu anda yaşadığımız kaybolmuyor mu? Kaybolmuyor. Gidiyor değil mi? Sen 13 yaşındasın. 12 senen nerede? 12 sene gitti ki gelecek 13 senen oldu. Yani bulunduğumuz an geçiyor. Bak saçıma bak. Beyazladı. Şimdi öyle mi? Ben de 13 yaşındaydım bir ara. Ama o yaşım geçti, 13'ün geçecek, 14 olacaksın. 14 gidecek, 15 olacaksın değil mi? Ha, eğer şu andaki yaşın geçmese, gelecek gelemez. O zaman gelecek zamanın en güzel delili geçmiş zamanımızdır. O zaman dünya hayatı daha ölüp gidiyoruz, yani bitiyor. Eğer bitebilmesi, buradan gidebilmemiz için gelecek zaman olması lazım. Ahiret yoksa dünyada nereye gidiyorsun ki? Gidemezsin. Gelecek yoksa geçmiş yoktur. Eğer giden yoksa gelen nereye gelecek ya? Diyelim ki burada bina yok Çanakçı'da. Ben nasıl geleceğim buraya? He? Nasıl geleceğim? Yok ki bir şey bina. Nerede ben bu sohbet edeceğim? Ha, eğer ahiret yoksa giden nereye, nasıl gidiyor ki? Bir var ki gidebiliyor değil mi? Ha, geçmiş yok olsaydı geleceğimizi kurgulayamazdık, düşünemezdik. Geleceği düşünmüyor muyuz? 13 yaşında mesela Ömer'in, sorabilir miyim? Ama gizliyse deme. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Hocam. Harika. İlk defa duyuyorum. Hep mühendis. Doktor. Petrolcü. Petrolcü, petrolisti. Yani her yani çok ilginç ha. Benim bir tane insana rastlayıp da ben alim olacağım. Ben hoca olacağım diyen çok az. Ha bir tane bu. Amin ya Rabbi. Ama nasıl olacaksın biliyor musun? Hepiniz inşallah. İsterseniz mühendis olun, isterseniz doktor olun, isterseniz çöpçü olun. İsterseniz işçi olun, isterseniz hoca olun, isterseniz vakıf olun. Allah hepimizi mudakik ve muhakik yapsın. Amin. Mudakik, D. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H. D, H. Mudakik ve muhakik yapsın inşallah. Tamam. Arkadaşlar müthiş ahiretin ispatıdır. Eğer yaşadığımız geçmişi yoksa, giderimiz yoksa, lavabo tıkalıysa suyu gönderemezsiniz, lavabo dolar. Musluktan tekrar su atmasını istiyorsanız lavabonun gideri olsun. Yoksa dolar ve taşar boğar seni. Tamam? Heh. Eğer gelecek yoksa geçmişimiz de yoktur. Eğer yaşadığımız kayboluyorsa geleceğimiz geliyor demek. Vefat edebiliyorsak demek ki dünyadan bitti. 13 yaş bitince ne gelecek Ömer ta kesin yaşarsak? 14. 16 gelebilir mi? 13'ten 16 olur mu? Hayır. Ha, niçin olmaz biliyor musun? Geçmişimizde 13 iken 16 olamayacağından 16 gelmez. Sırayla geliyor. Ruhlar aleminden anne karnına. Anne karnından dünyaya. Bak nereden? Dünyada değildik geldiğimiz yer. Geldiğimiz de dünya değil. Ha, o zaman geleceğin gelebilmesi için ona birisi yer hazırlasın. Hal, şimdiki hal gitsin.
O zaman vefat edip ruh bir yere gidebiliyorsa orası var demektir. Ne kadar var? Kesindir orası. Ruhun yani gidenin vücudu kadar kesindir. Eğer ahiret denen bir yer olmasaydı vefat edenin ruhu bir yere gidemezdi. Vefat da olmazdı. Sen net yapıyor musun öyle şey? Konuyu değiştiriyorum işte. Bir daha 13 yaşındayız. Gelecekte ne olacağız? Diyebiliyorsan daha var mı öyle bir şey? Yok. Hoca olacağım, mühendis olacağım, bilmem ne olacak. Ama sen daha ufaksın. Demek ki gelecek var. Şu anda ona sen şekil veriyorsun. Geleceğini sen yapıyorsun şimdi. Niyetin ne? O nihayetsiz olma ihtimalin var. Çokça olma var. Abdullah mıydı, Abdülkadir miydi? Abdullah. Abdullah. Şu yapabiliyorum da böyle. İkiz olduğumuz için. Tamam mı? Ha şey. Nerede o? Burada. İkisi de yanıyor mu? Ha. Abdullah sen miydin? Ha, Abdülkadir. Şimdi Yunanistan'da mesela alim olacağım. Doktor olacağım, mühendis olacağım, çöpçüm, bir şey olacaksın. Yani bunu kurgulayabiliyorsun, düşünebiliyorsun. Demek var senin geleceğin. Geleceğimizi şimdiden biz inşa ediyoruz. Tercihlerimizde. Yeni tespit ettim Murat. Yazıyorsan, çok ilginç, kaderci olduğun için, Nur Camiası'nda kaderci biliniyorsun. Onu da söyleyeyim. Kaderin hulasasını yazıyorum. Yani bir hafta sürer böyle. Özlü cümleler Risale'den ve Risale'de çıkarımlarım. 4 gün uğraştım bir cümle buldum. Çıkarım. Herkes, daha cümleyi söylemedim. Herkes alim olmak istidadındadır. Herkes alim olmak kabiliyetinde değildir. Herkes doktor olma istidadındadır. Ama doktor kabiliyetinde değildir. Bir şey anlatacağım buna. İstidat yazılım demektir. Herkes de aynıdır. Başka bir örnek de vereyim sonra cümlemi söyleyeceğim. Biliyorsun adı çok seviyorum. Ben dolaştığım memleketlerde Kırıkan kadar bir güzel narı olanı görmedim. Narı aldım ağacı, Rize'ye diktim. Ağacı oldu mu ufak. Ben mübalağa 92'de Kırıkan'a gittim. 94'te yarım kilo Kara Bekir, Kara Mehmet, Deli Bekirli, iki tane nar çeşidi var. Yarım kilo ben nar geleni gördüm. 300 gram zaten var 200'ün. Şimdi biz aldanarak ondan, şu an kaderi anlatıyorum ha. Nar ağacını, fidesini, arabanın, kartalın arkasına koydum, diktim. Onu kad olmadıysa ağaç oldu. Şöyle bir nar, şık kadar bir şey verdi Rize'de. O büyümedi ve nar vermedi diye narın yazılımı, programı yok oldu mu? Duruyor değil mi orada? Duruyor. Peki o nar ağacını söksem Sait, tekrar Kırıkan'a götürsem, aslına tekrar döner mi abim? Döner. Ha, nar yazılımı Kırıkan'daki istidattır, oradaki o nar istidattır. Rize'de kabiliyet oldu. Tamam. Ha. İstidat kaderdir. Kabiliyet cüz ihtiyaridir. Ne anladın sen? Başka konuyu değiştiriyorum. Her yeni düşünce aslında kökeninde geçmiş düşüncelerin sureti ve aynasıdır. Bazen sureti özeti oluyor. Mesela her yeni düşünce. Ya diyorsun ya cesur. Ya hatırıma geldi. Yeni bu. Hiç hatırına gelmemişti. Bak biraz önce yenidir. Ama yeni gelebilmesi için mazisi olması lazım Sait. Değil mi? Yani geçmişi ortadan kaldırarak yeni bir mana gelmez size. Evet, böyle bir sureti yoktu. Ama o gelen yeni mana geçmişin suretidir şimdiki zamanın. Şey bir de okuyayım. Demiştin ya otobüsten adam binecek ki adam binecek. Şimdi sen şişman adam indirirsen yine şişman adam biner. Öyle mesela geçmişinden o tarz şey neyi feda etmişsen geleceğin o manada bir şey. Aynen öyle. Ne kadar mesela insan, şunu da söyleyeyim gençler.
Bir şey ezberlemek istiyor musunuz? Veya bir şey güzel düşünmek istiyor musunuz? Veya güzel manası gelmesini istiyor musunuz düşüncenize? İlminizi değil, terkinizi çoğaltın. İnternete girmeyin, video seyredin. Yani terk ne kadar olursa sizi oyalayacak, kafanızı fuzuli şeylerle dolduracak ne nelerse onu terk etmedikçe yeni mana gelmez. Onun için terklerinizi çoğaltın. Terk hiçbir şey değil. Hadis demiştiniz Hasan abi geçen de siz. Evet. Kim uğraşmadan ilim ister? İster. O ya, bir tekrar alabilir miyiz? Demiş ki Peygamber Aleyhisselam. Ey ashabım, ilim yapmadan ilim yapmak isteyeniniz var mı? Bilmem. İlim yapmadan ilim. Takvanızı çoğaltın demiş. Ben zannettim ki cümle akışında kütüphanenizi çoğaltın. Çok okuyun. Takva nedir? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Menhiyat demek terk edilmesi gerekenleri terk etmek. Günahlar da yasakları. Birincisi terk. İkincisi haramlar. Menhiyat terk et. Mesela uygulayayım şeriata. La ilahe terk et. İllallah olur. La ilahe olmadan illallah olmaz. İlahları terk et, Allah'ı bulursun. Kafamızdaki putlaştırdığımız kız, kadın, para, şan, şöhret, makam, kafamızda put oldukça biz alim olamayız. Put oldukça, ama severiz tabii ki, alakadar o zaman put olmayacak. Put olmak demek onsuz yaşayamam demektir. Parasız yaşayamaz diyen parayı ilahlaştırdığı içindir. Çünkü ben Allahsız yaşayamam. Ben dinsiz yaşayamam. Din yokken. Ama ben parasız yaşamam çünkü çok yaşadım. Tamam, ben yaşayamam. Mesela usta diyor ki ben ekmeksiz yaşarım. Ama hürriyetsiz yaşayamam. Ne yapmış? Allah hürriyeti şeriye vermiş. Yani bana beni inkar etmeye yetkisi de vermiş insanı Allah. Vermemiş. İnsan Allah'ı inkar edebiliyor. Bu yetkiyi de Allah verdi. Tamam. Çok önemli. Şimdi takvanızı çoğaltın dedi Allah Resulü. Takva neydi? Menihattan ve günahlardan iştinav etmek. 148 Kastamonu. Menihat nedir? Terklerimiz. Günahlar nedir? Haramlarımız. Defi mefasit, celbi nefa. Tamam. Şimdi arkadaşlar, yeni gelen bir mana hep eskinin üzerinde kurgulanmıştır. Ama ona benzemez. Mesela nar ağacı çekirdekten çıkmıştır. Nar çekirdekten çıktı diye narın içerisine nar ağacını arama. Nar yiyelim diye çekirdeği yağarma. Yok. Orada nesi var? Nar ağacı sürettir, çekirdek programdır. Bir de okuyorum. Her yeni düşünce aslında kökeninde geçmiş düşüncelerin sureti ve aynasıdır. Bazen sureti özeti oluyor. Bazen yeni gelen bir düşünce, yeni bir tefekkür 10 seneliğini hulasa ediyor. Mesela kader, istidata, cüz-i ihtiyarı kabiliyete bakar. Belki de 20 senelik bir ilmin suretidir. Demin aşağıda söylediğiniz mesela ayet meselesi. Aslında o anda aklına evet o anda aklına belki geldi ama bu belki 30 senenin dişe vuruşu. Damlaması. Bak şu anda aynı cümleyi diyemem. Zorluyorum da. Diyeyim diye. Bir şeyler derim de gitti. Allah'tan yazdın abi. Allah'tan yazdım ha. Allah'tan Allah var ki. Elhamdülillah. Bazen ise en son düşünce ayna olup o aynada mazisini, kökenini seyredersin o kişinin. Mesela kişinin diyor lafzı aynasıdır diyor. Aynesidir diyor lafız. Ruhunun ustad diyor. Lafız ruhunun aynasıdır. Camı isterseniz açın. Bir açın.
böyle günün yorgunluğu var üzerinizde, bazılarınızda o olmasın. He? İşidir demiyor ki, şey, işidir aynası lafa bakıyor. He, işi. İşidir aynası. Aynası bir de şey var. İşi bir de bu kişiliği, bir de ruhun aynası. Ruhun aynası. Ruhun aynası lafızdır. Lafız. Şimdi o ne anlatacağım biliyor musun? Hazreti Ali diyor ki kişi dilinin altındadır. Ustad da diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. Niçin? Bir kelam ilk önce kalpte meyledilir. Şey ruhta meyledilir. Kalpte manalanır. Vicdanda hislenir. Dimağda fikirlenir. Boğazdan mahreçlenir. Ağızdan kelimeye dönüşür. O zaman kelam ta dipleri taşıyarak geliyor. O zaman kelam kişinin karakterini gösterir. Yani içi nedir? Kelamından anlarsın. Ben mesela bugün de birisi geldi okuyacağım. Ne var ne yok, nasılsınız? Yeni gelenler, iyi misin kardeş? Hoş geldin, nereden geliyorsun? Ben bunun tarihi, kronolojisini yazacağım değil sahip. Hoş geldin kardeşim, adın ne senin? Nurcular böyle yapar. Hoş bulduk, iyiyiz. Nerede? Fatih'te oturuyorum dedi. Nerelisin canım? Maşallah. Peki ne iş yapıyorsunuz ya? Tanış. Ben okulda okuyorum diyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyorum. Üçüncü sınıftayım dedi. Peki. Yani beni nereden buldun yani? Nasıl düşünüyorsun? Risale'de haberin var mı? 5 dakika sonra inan %90 değil, %100 karakterin şablonu çözdük. Evet, bu adam bu adam. Ondan sonra tahmin ettim zaten tipinden gözünden. Tipinden gözünden %60 vurursunuz. Bu adam nasıl bir adam? Sonra konuşturarak da böyle. Niçin anlatıyorum biliyor musun? Konuşturarak içini seyretmek istiyorum. İçi neresi? Burak. Ne yapmak istiyordum dedim. Konuşturarak içini seyretmek istiyorum. Kelam kişinin içinin aynası ya. Ruhunun dışarıya taşıyor. Sen ne kadar gizlersen gizle. Siman, kelamın, davranışın seni ele verir. Bazen bir kelime 30 seneyi taşır. Devam edeyim. Her yeni düşünce pervanenin dönmesine ki bazen yoğun düşünce her şey bir şey, bir şeyde her şey olur. Tıpkı hızlı dönen pervanenin durumu gibi ki sanki boşluk yok, her tarafı dolu imiş gibi görünür. Pervaneyi düşünün arkadaşlar. Var ya böyle rüzgar öfürüyor. Pervane diyorsunuz değil mi? Evet. Yazın sıcak oluyor. Sen neredesin ha? Burada mısın? Ön hafta buradasın şimdi. Öksürüyorsun ki oraya geçti değil mi? Yok, yok değil mi? Sen de oraya durduğuna göre öksürme var mı? Yok, çok güzel. Öksürmeyin yani, üzülüyorum da. Hasta olmanızı istemiyorum. Şu öfürmek için pervane var ya, pervane. Vatırat. Burada duruyor değil mi? Bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu. Tamam. Oysa bu dairenin içerisinde ince bir şey. Bu kadar daire bak. Şimdi bak. Çeviriyorum, çeviriyorum. Pervaneyi çeviriniz de. Her şey pervaneymiş gibi oldu değil mi? Boşluk var mı? Yok. Ha, yoğun düşünceler böyledir. Yani psikolojisi bozuk olanlar tek olan bir düşüncesini genelleyip hep buyum der. Hızlı çalıştığı için. Geçmişi de eklediği için. Murat bunu kaçırmayacaktın abi. Bir de abi alayım onu ben sadece kaçırmayacağım. Bak. Şimdi psikoloji hasta olanlar niçin veya suizan olanlar lafını veya davranışını görür. Sen var ya sen. Hep böylesin zaten ya. Böyle şey falanca da böyle yapmıştın. 2 sene önce düğünün kapısında da öyle yaptın. Arabada böyle yaptın. Genellemek, kendisini psikoloji kötü zannetmek, her daim zannettiği için hep böyle olacağım. Biraz sonra bu hastalığım gidecek. Biraz sonra bende bu sıkıntı kalmayacak. Tamam mı? Biraz sonra bunlar benden gidecek. Düşünemediği için ne düşünüyor? Ben hep böyleyim. Niye düşman oluyoruz Murat'a veya sana? Hep böylesin. Böyleydin. Böylesin. Böyle olacaksın. Sen başka malzeme dolduruyor mu ki cümleyi söyleyeceğim? Veya ben kötüyüm. Ben düzelemem. Yok canım ya bu.
Niye oluyor? Oysa bu pervanenin dairesi bu mu Murat abi? Bu. Bu pervane dönsün bizi rahatlatacak. Dönmeden rahatlatabilir mi? Yani olumsuz fikirler olmadıkça var olanı aktif edip bizi rahatlatamaz. Varlığından haberimiz yok. Olumsuzluklar olmasa. Olumsuz düşünceler yoksa olumlu düşünceleri deposunda, yatağından, toprağından uyandırılamazdı. Kendini acize düşünmesinden kaynaklanıyor. Yani kendisini bütün genellemesidir. Biraz hal geldi mi? Ben hep böyle olacağım. Ama bilse ki biraz sonra gidecek. O nereye benzer diye örnek veriyor. Bu pervane çapı bu mu Murat abi? Şimdi pervane dönmesi için bir burada olur ince. Öyle mi? Bir de burada mı olur abi? Bir de burada değil mi? Üç tane kanat olur. Bakın boşluk çok mu dolum çok mu? Boşluk çok. Boşluk çok ya. Var mı burada pervane? Yok. Boşluk çok. Ama dönder abi. Dönder. Öyle bir şeye gelsin ki hıza. Artık o boşluk yok. Her şey pervanedir. Her şey doludur. O kadar yoğunlu düşünce giriyor ki manyetik alanına. Hep bu olacağını zannetmek düşünceyi hızlandırdığından, genellediğinden mesela dönüyor. Geçmiş, gelecek. Pervanenin bulunduğu yer hal. Geçmişi boş. Geleceği de boş. Hal de duruyor. Ama biraz sonra boşluk olacak. O kardeş de dönüyor ki gelecek de dolu zannediyor. Bu hastalığımla dolu. Yarın da böyle olacağım zannediyor. Öbürsü gün de böyle olacağım zannediyor. Yani boşlukları görmüyor. Aynı o şey gibi olur mu abi? Niyet ve nazar mahiyete işler değiştirir. Ha! Yani. Niyet ve nazar. Oraya, o boş, orası boş. Niyetini oraya nasıl koyarsa bu sefer onu öyle görüyor. Evet. Şimdi tahta burada olsaydı gösterirdim size. Niyet eğer halisse, güzelse bu sefer kainatı da, olayları, hadisatı da iyi görüyor. Kötüyse. Aynen. Bak, niyet ve nazar mahiyet eşyayı tayin eder ne demek biliyor musunuz? Şimdi bak. Adam çalışıyor. Terden su oldu. Pirinç kazandı, getirdi. Evladına kendisi yedi. Çocuk kaliteli olur. Adam çaldı, yedirdi kendisi ve çocuğu bozuk olur. La pirinç aynı pirinç. Aynı adam. Bir farklılık şu. Çalma haleti, kazanma haleti. Peki pirincin neresini değiştiriyor? Maddedir pirinç. Niye değişiyor? Pirincin meydana getiren en düşük parçası nedir? En aşağısı? Atom. Atomun merkezinde ne var? Proton, çekirdek. Onun dışında dönen bir şey diyorlar. Nedir o abiler? Elektron. Hepiniz nasıl canlı bakmak tepçisiniz. Ortada ne vardı? Proton. Dönen elektron. Arasında ne var diyorlar fizikçiler? Bir şey var diyor mu? Boşluk var. Heh. Allah için boşluk yok hiçbir yer. Yoksa hikmetsiz abes olur. O protonla elektron arasındaki boşluk aletlere gelmeyen, ölçülemeyen, çözülememesinin sebebi insan niyet ve nazarı ile protonla elektron arasını niyet ve nazarla oraya enerji yapıyor. Halet yani halet. O haletle pirincin boşluğunu doldurarak pirinç değişiyor. Pirincinin mahiyeti eşyayı değiştirir var ya niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. Pirincin protonla elektron arasındaki boşluğu insanın niyet ve nazar halettir. O halet orayı dolduruyor. Zahirde pirinç iken içi donmuş adamın hırsızlık haleti var. Hırsız. O alet çocuğuna taşınıyor. Onun yeri. Olur mu abi? Evlenince çocuğumuza bizim karakterimiz. Doktorlar diyor ki soyunda bu kalp hastası var diyor. Yok bilmem bu böbrek şey var. Genetiği işte soya dayalı tansiyonlar var, şekerler var değil mi? İşte bunlar. Ama ilim onu şey yapamıyor, cihaz yok. Boşluk diyor, ne diyecek başka? Halet nasıl desin? Hasan abi, şöyle oluyor o zaman. Şimdi proton ve elektron arası boşluk ya. Mahlukta lüzumsuz bir şey yok. O zaman orada lüzumsuz oluyor, o zaman pirinç diye bir mahluk olmaz zaten. Bir mahluktan olmuyor yani. Aynen. O zaman mahluk olmuyor o zaman. Boşluk çok çünkü.
Şimdi arkadaşlar, pervane misalini unutmayın. Psikolojiniz. Sıkıntı oldu mu? Şimdi burada kalıyorsunuz ya. Annenizden uzaksınız. Babadan uzaksın. Memleketten uzak. Kusura bakmayın. 12 yaşından beri ben de uzağım. 15 sene annemi babamı görmedim hiç. Anneanne babamdan uzak, hafta sonu, sene sonu gitme değil. Hiç görmedim, hiç. 15 sene. Vakıf olduğum için ambargo uyguladılar. Göstermediler. Aradaki aracılar. Anne ister mi? Babamı etkilediler, babam da annemi. 15 sene. Niçin söylüyorum? Biliyordum ki bu pervane dolu burası, sıkıntı. Ama ilerisi boşluk, göreceğim. Bitecek bu bir zaman. Şimdi size geleyim. Evet, emsalinize göre belki şimdi sıkılıyorsunuz. Tamam mı? Harmanıp savuramıyorsunuz. İnternet, televizyonlara giremiyorsunuz. Ama zannediyorsunuz ki ben size teselli veriyorum. Kardeşim, benim size ihtiyacım yok. Bak bunu teşvik için, şeftendirim için söylemiyorum. Benim size ihtiyacım yok. Ama sizin buraya ihtiyacınız var. Anladınız mı? Yani biraz haddimizi bilmek adına. Siz 4 sene, 4 sene sabredeceksiniz. Lise döneminizi burada okuyacaksınız ve ortaokul. Ama bu 4 seneniz var ya, 4 ortaokul, şey, lise. Sen ne, lise Ömer, nerede okuyorsun Ömer? Ortaokul mu, lise mi? Ortaokul. Sen nerede okuyorsun? Ortaokul. Ortaokul. Lise var değil mi? Evet. Şimdi 4. 8 sene sabredeceksiniz ama dünya ve ahirette, gelecekte hayatınızın çekirdeği olacak. Fedakarlık yapmadan verilmiyor. Arkadaşlar, şu andaki hayatınız pervanedir. Önünüzdeki boşluk var. Tamam. Şu anda sıkılmamızın sebebi pervane ile o dairenin tamamı pervane olduğunu zannediyoruz. Dolduruyoruz. Oysa boşluklarla dolu. 5-10 dakika sonra kapatıyorum konuyu. Tamam. Yatsı yıkılır, çay içeriz. Olur. 5 dakika inşallah. 20 kala bitirelim. Tamam. 7 dakika mı? Tamam. 7 dakika. Hadi 7 dakika. Şimdi pervanenin dönmesini dönünce en son düşünce ile en baş aynı oluyor Murat. Pervane dönünce başladı böyle dönmeye ya. Sonra buraya gelecekti ya. O kadar hızlı döndü ki gözümüz olduğu başladı bitirdi gözüyor. Başı ile sonu aynı yerde zannediyor ve içi dolu. Yani şimdi sıkıntım var, yarın da aynı devam edecek. Eğer inanırsak biraz sonra gidecek, zaten gidiyor. Ustad diyor ki, maddi hastalıklarının en ciddi sebebi, kökeni, kökü, vermik hastalıklardır. Vermik hastalıkları kaldırırsan diyor, maddi hastalıklar çöker. Diyor ki, bazen ise en son düşünce, en başıyla aynı olup, o aynada mazisini, kökenini ise şey yaparsın. Yani bu nereye benziyor? Her yeni düşünce pervanenin dönmesine ki bazen yoğun düşünce her şey bir şey, bir şey de her şey olur, bir şey her şey, dolu her şey bir şey olmuş pervane. Oysa tek tektir. Tek tektir. Bazen bir şey her şey, her şey bir şey olur. Tıpkı hızlı dönen pervanenin durumu gibi ki sanki boşluk yok, her tarafı doluymuş gibi görürsün. Veya ikinci örnek veriyorum. Bunu alamadık. İkinci örnek. Örümcek ağını örmesi gibi. Örümcek ağı ne yapar? Örümcek nasıl örer biliyor musunuz? Bak kalemi. Buradan buraya ip atar. Buradan buraya atar. Buraya atar. Birinci attı. Sonra bu ipten ip atar. Yani örümcek ağı gibi o ona, o da ona bağlar, ekler, ortaya muazzam bir ağ çıkmış olur. Bu misal kaçırmayın çünkü keseceğim. Bir daha örümcek ağı gibi örümcek örerken
İlk önce o ona, o da ona bağlar, ekler, ortaya muazzam ağ çıkmış olur. Arzu ettiğin mana sinekleri de, örümceği niye örüyor? Sinek, sinek gelsin yakalansın diye. Buraya övmez, kenara örer. Ha, arzu ettiğimiz mana sinekleri de, ilhamların da o ağ yakalanmış görürsün. Yani sinek, örümcek ağ örer sinek için. Biz de düşünceler tek tektir. Düşüncelerimizi öreriz ta ki yeni ilhamlar, bilgiler sinekleri yakalansın diye. Başka bir örnek veriyorum, kesiyorum örnek. Veya çanak anten gibi öteleri yanına taşır. Çanak anten. Çanak antenin doğru durduğunu nasıl anlarsınız? Üç tane şey unutmayın. Çatıdasın. Camda birisi asılmış Sait. Televizyona bakıyor. Çatıda da ben varım. Çevir. Olmadı ya, bu karıncalandı Allah. Hayır öyle değil. Yukarıya bağırıyor. Öyle değil. Tamam dur. Yukarıdaki ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Onun yukarıdakini şekillendiren aşağıdakinin talimatları, onu da ekrandaki iz düşümü. Çanak anteni en iyi belirleyen televizyondur. Senin düşüncelerini, ne olduğunu belirleyen beden cesettir. Televizyondur. Televizyondaki elektrik hayattır. Televizyon ekranı dimağdır. Gözüken oradaki film ruhsal yapıdır. Televizyondaki ekranı küfür edeceğine, bu film niye geldi Allah belanı versin diyeceğine anteni Mekke'ye çevir. Televizyon suçu yok. Anteni yönetmede suç var. Avrupa'ya koyarsanız gavuru seyredersiniz, gavurluk öğrenirsiniz. Kabe'ye çevirirseniz Kabe'deki canlı yayında namazı seyredersiniz. Televizyon anteninizin gördüğünü gösteriyor. Peki antensiz bakın bakalım, uyduyu görür müsünüz? Gözün görmediğini gören anten, kulağın duymadığı sesleri işiten bir anten televizyona yansıtıyor. O zaman iyi olmak için anteninizi doğru yere çevirmek manası şudur. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Onu yapmak için doğru yerde, doğru insanlarla doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Uygula, doğru yer burası veya bura gibi yer, medreseler, doğru yer. Buraya vampiri gibi adamlar olsa, doğru yer ama yanlış adamlar. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Şimdi burası doğru. Doğru arkadaşlar var, sen olumsuz düşünüyorsun. O da olmadı. Üç şeyi bir araya getir. Doğru yer, doğru insanlar, doğru düşün. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru yapmalı. Eğer sen burada hala mahallendeki berduşlardan kurtulamadınsa, serseri gibi kişilerden fikren düşünememişsen, hala onlar gibi olmak istiyorsan, senin istersen Kabe'ye koysunlar seni, kimse seni değiştirmez, mutlu yapamaz. Kul küllü yâmelü âlâ şâkile, neyi hayal ediyorsan oradasın. Sana tavsiyem, en kısa zamanda burada oyalanma, orada ol. Git, ne olmak istiyorsan çabuk ol. Genç yaşta olamazsın. Tamam? İyi olmak istiyorsan iyilerle, iyi yerde iyi iş yapacaksın. Ne yapacağız? İyi yerde iyi insanlarla iyi yapacağız. Yok, kötü yerde kötü insanlarla kötü iş yapacaksın, bir de Allah'ın rahmetini umacaksın. Böyle bir şey olur. Nereye benzer? Pervane. Sor bakalım, pervane izni dönünce orası bir bütün. Bütün mü değil mi? Ne olur parmağını bir sok bakalım.
parmağın kırılmayla bedel ödeyeceksin. Eğer bıçak gibi pervanesi parmağın kesilecektir. Eyvah! Eyvah böyle. Ben bir az kaldı ortaokulda böyle bir şey kaptırıyordum. Marangoz atölyesine gittim. El işi için bir çıt alacaktım. O plan ya, şey dönüyor ya, ne diyorlar ona? Daire. Plan ya diye var. İspiran mı? Yani böyle koyuyorsun, çırr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 r
Böyle düz bir şey, ufak şey. Meğer istop edince bir baktım ki bıçak var üzerine. Az kaldı elimi koydum. Ben zannettim ki böyle ya bu bağlı yapıştırma işte sıkıştırma şeyidir vesaire. Az kaldı. Hayat da boşluk yoktur. Acıma. O fen söylüyor. Fizik diyor ki çözemediği için. Zaten öyle diyor. Boşluk değil. Şu anda çözemedik. Proton, elektron arası boşluk değil. Bir şeyle dolu ama bilmiyoruz. Bu nedir o? Duygu, düşünceler, niyet ve nazarla dolduruyoruz. Pervanenin içi dolu zannetme. Anlamak istiyorsan ki deneme sakın. Parmağını sokarsan anlarsın. Hayat acımasızdır böylelikle. Hayat denenmez, denenmiştir. Unutma. Hayat yeniden keşif, Amerika yeniden keşfetmeye kalkma. Hayat denenmez, denenmiştir. Yol budur. İkiyi, yol ikidir. Bir bu, bir bu. Bu denemişler. Akıbeti mezarlık, meyhane, hapishane, hastane. Ötekisinin dünyası da cennet oluyor. İstediğini intihar edebilirsin. Kimse kimsenin elini tutmuyor ama ahirette çok acıması oluyor. Küçük bir fedakarlık yapacaksınız. Birkaç sene dünya ve ahiretiniz cennete dönecek. Tamam? Siz de zaten bunun için buradasınız. Allah sebatımızı artırsın. Amin. Allah bizi kötü düşüncelerden koruması adına kötü arkadaşlardan uzak eylesin. Amin. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerinden semavi arz-ı afatlardan hepsi emin eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilip, hakka yapışanlarla beraber arkadaş dost etsin. Batılı batıl bilip de, batıldan kaçanlarla beraber haşr neşr etsin. Batılla uğraşanlardan, bizi şeytandan kaçar gibi kaçmayı, kaçma aletini, hissini, düşüncesini nasip eylesin. Vahir davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selavat.